Konsol oyundan merhaba arkadaşlar. Chinese Room yıllar evvel, yıllar evvel dediğimizde şurada 5-6 sene evvel falan olabilir. eee Source motorunu kullanarak Dear Esther isimli bir oyun geliştirdiler. Bunlar aslında bir ekip değildi. E, dışarıdan bağımsız olarak birkaç arkadaşın bir araya gelerek yapmış olduğu bir işti. Ve Dear Esther çok beğenildi. Epey de güzel yorumlar aldı. Bunun üzerine bir stüdyo haline geldiler ve Walking Simulator diyebileceğimiz hani iler... E, yürüyüş e, simülasyonu diyebileceğimiz oyun tarzıyla hı hı. E, içerikler çıkartmaya başladılar. E, özellikle beni şey çok şaşırtmıştı. Amnesia'nın başarısı sonrasında e, yapımcı ekibin Fractional Games'i yanlış hatırlamıyorsam e, Amnesia'nın geliştiricisi Chinese Room'a devretti ikinci oyunu. Ya da Chinese Room abi verin biz ikinci oyunu yapalım dediler. A Machine for Pigs isimli oyunu çıkarttılar ve ilk oyunu kadar sevilmedi tabii ki. Orada da en büyük eleştiri hani çok fazla oyun mekaniğinin işin içerisine girmemelisiydi ki ilk oyunda da çok zaten büyük bir oyun mekaniği yoktu. Daha çok atmosferle alakalı bir problem de olabilir orada. Ve nihayetinde e, PlayStation 4 platformuna özel olarak daha sonra PC'ye çıktım emin değilim takip etmedim ama Santa Monica Stüdyoları ile iş yaparak ki Santa Monica Stüdyoları işte Journey'nin prodüsörlüğünü yaptığı daha hmm. sonra Unfinished Sven diye bir oyun vardı. Hohokum -ho vardı. Bu tarz sanatsal olarak çok güzel gözüken sanatsal olarak e, değerli gözüken oyunlara destek oldu ve çıkışını gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi de yine Chinese Room'un e, şey oyunuydu Everybody's Gone, Gone to, to Rapture isimli oyunuydu. İşte bir İngiliz, İngiltere'de bir kırsalda e, zannedersem 80'ler dönemi 70'ler dönemi de olabilir e, orada herkesin kaybolduğu sadece senin bulunduğu bir kasabada nasıl insanların ortadan kaybolduğunu böyle yavaş yavaş Takip ettiğim bir e, aslında ilerleyerek etrafı keşfederek bir e, takip ettiğim hikaye takip ettiğim bir oyundu. Uzun sürede kendilerinden haber alamıyorduk ve nihayetinde e, işten çıkartmaların gerçekleştiğini ve bir süre sessiz kalacaklarını dile getirdiler. Şimdi şunu söylemek lazım, oyun dünyasında. Walking Simulator dediğimiz oyun tarzına daha ne kadar fazla yer var? Hı hı. Yani en büyük soru bu. Bana soracak olursan çok da fazla yer kalmadı. Çok fazla çıktı çünkü evet. bu tarz oyun. Yani bağımsız yapımcılar sanki böyle hemen şeye sarılmaya başladılar. Yani bu çok anda sarılmaya başladılar hepsi. Pek ya. çok korku benim diyen korku oyunu bile aslında Walking Simulator olmaktan öteye gidemedi. Oyun hı hı. mekaniği yok. Jumpscare koş, yürü, koş, yürü, hopla hı hı. zıpla. Yani ee, eskiden gördüğümüz o adventure tadındaki macera e, içeren korku oyunları gittiği yerine lay 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 yürüdüğün ve jumpscare'lerle donatılmış korku oyunları geldi. Ee, açıkçası çok üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Hı hı. Tabii ki de bir stüdyonun kapatılıyor olması, insanların içini e, yitiriyor olması korkutucu bir şey. Biz de sonuçta çalışıyoruz. Ee, biz de işimizden olsak, dışarıdan birisi oh iyi olmuş dese içerleriz tabii ki. Ama Diğer yandan farklı bir şey yapmasını beklediğim bir stüdyonun hala kendini tekrar ederek Walking Simulator üzerinden gidiyor olması da e, şeydi. Nasıl diyeyim? Biraz sinir bozucu diyebiliriz. Biraz kendini geliştirmeleri, farklı şeyler düşünmelerini bekliyorsun. Senin Walking Simulator tarzına olan yaklaşımın nedir abi? Ben e, Walking Simulator'dan çok çabuk sıkıldım. Çünkü çok çabuk sıkıcı bir hale getirdiler. Sürekli olarak abi yürümek yürümekten hoşlanmıyorum ben oyunlarda. Artık eskiden şeyi severdim. E, ana odağı yürümek olmuyor ne bileyim ama mesela Uncharted'da bir bölümde mesela sadece yürüdün mesela çölde. Üçüncü oyundaki çöl bölümünde mesela yavaşça yürüyordum. Mesela o atmosfer beni sokuyordu, hoşuma gidiyordu. Ama şu anda katlanamıyorum artık o yürüme muhabbetini o kadar fazla katlar ki Hiçbir şeyin olmadı sadece yürüyüp etrafa baktığın o kadar fazla bölümler ve sırf bunun üzerine olan o kadar fazla oyun var ki artık katlanamıyorum sinirim bozuluyor bakarken. Ee, bu firmanın her ne kadar tamam benim e, bu arada hiçbirini oynamadım herhalde yaptıklarını düşünüyorum şu anda. Oynadığım bir oyunları yok yani adamların. E merak etmiyorum açıkçası ama e, firmanın e, oyun dünyasına yaklaşımı ve adamların yaptığı açıklamaları okudum üzücü bir durum içerisindeler açıkçası adamların şeyini sevdim çünkü samimiliğini sevdim en son bir korku oyunu yapıyorlarmış yanlış bilmiyorsam yani stüdyoyu tam kapatmadan Hı -hı. önce bir korku oyunu ile uğraşıyorlarmış ve hani şey dedi adam ya işte baktık hani bu stüdyoyu ayakta tutmak için aylık en az bir 35 bin 40 bin dolar gibi bir paraya ihtiyacımız var hani bu parayı çıkaramıyoruz artık eee işte şeylere yani stüdyo çalışanlara gittim söyledim diyor iki ay kalıyor daha iki ay var diyor oyunun çıkmasına hani şey de yapabilirdim diye yani oyun çıkana kadar bekleyip oyun çıktıktan sonra hadi kapatıyoruz deyip de yollayabilirdim diyor. İki ay önceden söyledim. Haber ettim. Aradım, abi. aradım işte başka stüdyolarla görüştüm. Boş yerler aradım ve yani büyük bir kısmını işte bilmem ne stüdyolarına yerleştirmeyi başarabildim diyor yani. Oyunu çıkardık ondan sonra ayrıldık diyor mesela. Eee ama aynı zamanda şeymiş zaten kendileri de walking simetri yapmaktan çok sıkıldıklarını artık için içine yeni mekanikler hmm. katabilecekleri yeni oyunlar yapmak istiyorlar ama hiçbir şekilde hiçbir yerden bir dağıtıcı onlara hani o projelerine destek olacak projeyi fund edecek bir şey bulamamışlar ve bundan sonra kapatmışlar. Aslında devam edebilselermiş farklı bir türe yönelmek istiyorlarmış. Farklı oyunlar yapmak istiyorlarmış tam ama tam da şeyin öncesi evet, değişimin öncesi olmamış maalesef. Şu an sadece yanlış anlamadıysam Karı koca sanıyorum CEO'nun başındakiler. Sadece o ikisi kalmış. Evet. Evden çalışıyorlarmış şu anda. Geri kalan herkesi göndermişler. Bu arada Everybody's Gone to Rapture'ın bazı yerlerinde benim gözüm dolmuştu oynarken. Çünkü e, bu Walking Simulator dediğimiz oyunlarda sadece ilerleyeyim etrafa bakayım ama ne kadar da güzel modellemişler dediğimiz oyunlar olduğu gibi e, yaptığı işe saygı duyup Story Exploration kısmını nasıl çeviriyoruz? Hikaye keşfetme hı hı. dediğimiz olayı çok güzel verebilen oyunlardan bir tanesiydi. Vaktin olursa, sabrın olursa e, tavsiye ederim göz atmanı. Nitekim hikaye ilerledikçe, evlere girdikçe oradan hikayeler duymaya başlıyorsun arka planda vesaire. Onlar gerçekten duygusal, e, güzel seslendirmelerle verilmiş ve benim gayet hoşuma gitmişti. Şimdi e, bunun üzerine bir de şey problem vardı going to rapture'da. Abi koşmak istiyorsun. Çünkü bir yerden sonra abi artık hmm. hani hızlı hızlı ilerleyeyim diyorsun. Koşamıyorsun. Meğersem koşma tuşu varmış oyunda. Bayağı bir süre insanlar bulamadı onu. R2'ye basıyorsun abi birkaç saniye geçiyor. Karakter yavaş yavaş böyle bir koşmaya başlıyor. Mesela çok garip gelecek belki bu yorum ama oyunun handikaplarından birisi buydu. Hmm. Arkadaş söylesene böyle bir seçenek olduğunu. Binerek yani gizlemişler tamamen gibi. Yani gizlemişler abi. Gizli bir koşu tuşu var. Ama yani bunu şey yap madem öyle. Koşuyu nasıl diyeyim. Çok da hızlı olmasın mesela. Tam böyle ideal. Çok rahat keşfedebileceğin yapıda vesaire falan olsun. Ya fena oyun değildi. Kötü oyun değildi ama. Hakikaten böyle yeni bir şeylerde bekliyorsun. Oyunlarda Hı -hı. bir şeylerle etkileşime geçmek istiyorsun. Onu yapamayınca da o senin için oyun değerini yitirmeye başlıyor bir noktada. Hı -hı. Ee, bunun dışında pek çok. Zaten walking simulator ne var. Şey var mesela beğendiğimiz bir oyun. Gone Home. Hı hı. Takoma'yı oynamadık mesela. Takoma çıktı, geldi, güzel yorumlar aldı, gitti ama nasıldır? E, nasıl bir içeriğe sahiptir bilmiyorum ama o da walking simulator ona da katlanamayacağım diye düşünüyorum. Hı hı. Ben de artık o konudaki şeyimi Tükettim. Ya Gun Home'u hmm. mesela beğenmiştim. Şu an katlanabilir miyim bilmiyorum Gun mesela. İşte bir iki saatlik deneyim abi en fazla. Hı -hı. Ve onun da hakkını ben 10 dolar olduğunu düşünüyorum. 10-15 dolar olduğunu Öyle. düşünüyorum. Daha fazla değil kesinlikle. Hı -hı. Ben Gun 16 liraya mı ne almıştım? Tam parasının karşılığıydı. Yani. O kadar. Daha fazla değil. Bir sinema parası gibi iki saatte oynadım bitti. Hikayeni gördüm bitti geçti. Ee, ama ben 5-6 saatlik bir Walking Simulator oyuna katlanabileceğimi sanmıyorum. Yani herhangi bir mekanik olmayan içinde sadece yürüdüğüm. Mesela Firewatch'un bende yarattığı en büyük şeylerden bir tanesi oydu. Yani olarak da çok ilgimi çekmemişti ama ne bileyim bir an böyle bir sanki şeyi yaratıyor gibi. Sanki bir Metroidvania bir oyunmuş gibi davranmaya başlamıştı. Daha önce giremediği alanlara balta bulunca girebilmeye başlamıştım. Hmm. Daha önce çıkamadığım alanlara halat bulunca tırmanabilmeye başlamıştım falan filan. Ama hiçbir özelliği yok yani evet. Sonra İşte Aether One vardı. Daha sayabileceğim pek çok böyle Walking Simulator tarzı oyun var ama ya bunların artık yavaş yavaş bu türe ya taze bir soluk gelecek. Hı hı. Yani sadece yürüyüş olmaktan öteye geçmesi lazım. Mesela Soma'da baktığın zaman kısmen Walking Simulator diyebileceğimiz Öyle, bir oyun. Öyleydir. Ama oradaki hikaye sunumu ve atmosfer gayet ben açıkçası çok beğendim. Başarılıydı. Olacaksa bu tarzda olsun abi. Yani doğrudan böyle git 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 yani bu git gitin içerisine bir şey daha katmaları lazım. Çünkü hani bir zamanlar Ümraniye çöplüğü vardı, hmm. oradan yani. Bir Ümraniye çöplüğünde gezmek var, bir de Norveç'in bilmem ne dağlarında gezmek var. Anlatabildim mi bilmiyorum ama. Yani madem öyle, sen oraya dolu dolu bir atmosfer, dolu dolu gezilecek bir e, şey, olay perçindeki. Ben keyifle geziyim orada, keyifle bu şeyi şeytan. Ben takip için içine bulmaca katılması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani o, o da hani oynanabilir hale getirecek tek şey bolca bulmaca koymak olacak bence. Yani onunla Hani ilerleyebilir başka türlü Walking Simulator'dan şu an ne koyarlarsa koysunlar atmosfere kendimi artık kaptırabileceğimi zannetmiyorum ya şu saatten sonra ben yani Journey bile en sevdiğim oyunlardan bir tanesi ondan bile beni nefret etme noktasına getirdiler yürü 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 oyunu yap yapa 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 artık şu anda yani bir şeyler koymaları lazım abi içine bulmaca olur başka bir şey olur bilemiyorum mesela Rhyme bu konuda ben başarılı buluyorum da aslında Rhyme'ın Rhyme amacı aslında o yürümek yani, yani yürü bir noktadan diğerine ulaşmak ama arada bulmacalar var zekir bulmaca yaparak ilerliyorsun. Keyifle da çözüyorsun, çözüyorsun, çözüyorsun. Sonra yürümeye devam ediyorsun. Atmosfere baka böyle keyfine baka baka geziyorsun ama siz aradaki bulmacaları doldurmayı başarmışlar. Bittiği zaman da o yüzden ha iyiydi diyorsun yani. Evet, ee, siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu tarz oyunlara? E, oyunlar hakkında e, oyun mekaniği olmak zorunda mı? Yoksa hikaye keşfi ve aynı zamanda mekan keşfi yeterli midir? Sizce de Walking Simulator türünün sonu gelmeli mi? Ölmeli mi? So e, yorumlarınızı Bekliyoruz efendim. Bulmaca başarı. dedik diye de gidip Hellblade bulmacaları koymayın ama. <laughs> ha aynı bulmacadır. Üst üste 4, 5, 6, 7. Ha aynı bulmacayı yap demiyoruz yani. Evet efendim. Evet efendim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.